Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Çarşamba gününün ilk videosuna hoş geldiniz. 20 Eylül 2023. Potpourri kıvamında bir video izlettirmeyi düşünüyorum sizlere. Fenerbahçe'miz Antalyaspor Spor maçındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle FFDK'ya sevk edilmiş. Muhtemelen e, maçımıza verdiği tetikçine ilgili konuşmalardan dolayı. Bu Fenerbahçe'miz Northland, Nörsland herhalde nasıl okunur? Tam bilmiyorum Northland diyorum. Maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığımız antrenmanla sürdürdüm. Takımımız maçın son çalışmasını bugün akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. Süper Lig'de şampiyonluk oranları maalesef değişmiş. Maalesef Fenerbahçe 2.40'a düşmüş. Yani şu an en güçlü Fenerbahçe'yi gösteriyorlar maalesef. Galatasaray 2.5 yani 2.50 ile ikinci sırada. Beşiktaş 4.75'te 3. Trabzonspor 20.00'la 4. Adana Demirspor 20.00'la 5. sırada. Niye maalesef diyorum arkadaşlar trans yani şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'yi öne geçirdikten sonra mutlaka iyi bir operasyon düzenleyip başımıza belayı salıyorlar. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kopenhag'ın maçını Bulgar Georgi Kabakov yönetiyor. Kulüp Brüj Beşiktaş maçında e, Alexey Kulbakov Beyaz Rusya'dan ki bu Kulbakov'u hatırlarsınız. Fenerbahçe Nörsland maçını ise Macar Gergia Gergio Bogar yönetiyor. Macar hakem. Yaz Macarlar da Türk. Türk'ün maçına Türk'ü vermek biraz tuhaf kaçmış ama olsun kazanalım da kim gelirse gelsin isterse İsrail'i versinler fark etmez. Fenerbahçe'miz Avrupa'nın en golcü ikinci kulübü 29 golle ve en az gol yiyen ekibi 5 golle artı 24 averajla da zirveyi domine etmiş durumda. Sorsanız birçok kişi Fenerbahçe'nin durumunu beğenmiyor. Futbolcular da beğenmiyor. E Fenerbahçe'de skora en çok katkı yapan oyuncular Edin Ceko 6 gol 5 asist maşallah. Sebastian bu arada Ceko Perşembe günü yedek. Bendeki duyumlara göre %100 yedek. Bir değişiklik bir sakatlık. Şu bu olmasın. Sebastian Şimanski 5 gol 4 asist ama siz 0 olarak sayın. Çünkü Şimanski'ni e, hani golcü bir oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 5 gol 4 asist ama siz 0 sayın. Çünkü e, az sonra adını almak istemediğim şahsın peşinden gidenler atıp tutuyorlar. Dusan Tadiş 4 gol 2 asist. Tadiş de bayağı eleştiriliyormuş. Gerizekalı çevrelerce. Gerizekalı çevrelerce 4 gol 2 asist yapmış. 34 yaşında takıma liderlik ediyor ama hiç gol atmamış diyorlarmış. Hiç asist yapmamış diyorlar. Yani bu geri zekalı çevrelercedir. Akıllı bir insan 4 gol 2 asist yapan Nizami golü, Nizami asiste sayılmayan bir futbolcu için skor katkısı yok demez herhalde. Hani beyni olan bir insan demez. Bekao. Arkadaşlar geçen gün ben söylemeyi unuttum. Bekao'nun Antalyaspor maç performansı ikili mücadele 8'de 6. Hava topu 5'te 5. Beş. Yani 13 ikili mücadelede 11'i kazanmış. Uzaklaştırma iki pas isabeti %91. Ya böyle bir istatistik var. Şimdi BKV'yi çöpleyecek yer arıyorlar. Sizce de tuhaf değil mi? Bence tuhaf değil. Niye biliyor musunuz? O kadar Fenerbahçe düşmanı var ki sosyal medyada. Aklınız durur. Veli Yiğit, Fenerbahçe'de şu anda en formda ve mental anlamda kadroya ilk yazacağım isim İrfancan Kahvecidir diyor. 5 gol 4 asist. Haksız mı? Haklı. Yine aynı şekilde e, İrfancan 25'in haberi, e, ona da buradan selamlar olsun. İrfancan Kahveci'nin bu sezonki değişimi böyle geldi. Nasıl geldi? İsmail Kartal yakından ilgileniyor. Bu ilgi özgüvenini arttırıyor. Ben, ben bunu sürekli söylüyorum çünkü futbolcuların haşır neşirliğini. Taraftar protestosu ve stresi yönetmek için destek alıyor. Her idmanda sakatlık önleyici özel çalışmalar yapıyor. Fitness antrenmanlarıyla fizik gücünü yükseltti. Artık daha güçlü. Bak. En çok dikkat ettiğim. İrfan Can Nazlı bir bebek gibiydi sahada. Ay bana vurdular. Ay annemi istiyorum. Ben annemi özledim falan diyordu. Şimdi gel ulan. Gel ulan bırakın gelsin. Salıverin gelsin falan yapmaya başladı. İşte İrfan fizik olarak yükseldi. Zaten ayakta bir kalite var. Yani fizik yükselince ayaktaki kalitede ortaya çıkınca sonuç bu oluyor. Dahası da olur inşallah. Hocam peki Cengiz niye böyle olmadı? Cengiz açık söyleyeyim bak. Şimdi belki yönetimden birisi duyarsa bu lafıma kırılabilir ama Cengiz biraz ligimizi tırt gördü. Hani biraz ukalalık etti. Açık söyleyeyim biraz ukalalık etti. Lan ben bu ligi donunda sallarım dedi. Sallayamıyorsun donunda. Yani lig seni sallar. Bu burası süperlik. Bakın burada alaya alınacak bir durum yok. Burada var ya alaya alırsan alaya alınırsın. Yani ne olduğunu sen de anlamazsın. Burası süperlik. Şimdi özel hayatına dikkat ediyor ailesine daha fazla zaman ayırıyor demiş. Sevgili İrfan 25. Ceko Allah'tan bir mani gelmese, sakatlamasa bu sezon 25-30 gol atar demiş. Ayrudin Prozic. Arena Sport Ersek basın. Yalnız eğer 25 golümü 30 golümü geçersem e, eskiden Fethullah Gülen'i öven, 7-24 Fethullah Gülen sempatizanlığı yapan bir Galatasaraylı şahıs, Boşnaklara küfür eden, ağza alınmayacak laflar eden şahıs Saçın sarı lacivert'e boyatacakmış. Ben de en çok onu merak ediyorum. Eşi bir dert. Kendi bir dert. Keşke Fener şampiyon olursa ülkeyi terk ederim falan dese de. Diğer takımlar bu açıklamadan sonra Fenerbahçe'yi bırakalım da lan Fener şampiyon olsa terk etsin falan deseler. Nerede o günler? İnşallah. olur. Kurun iç. Milan maçını izlediniz mi bilmiyorum. İzleyenler vardır. Ne düşünüyorsunuz kurun iç için? Hani transfer etmeli miydik? İyi ki almamış mıyız? Hani fikriniz nedir? Ben söyleyeyim. Şahsım adına söyleyeyim. Transfer market verisine bakarak ben dedim ki bizim taraftar bunu çöpler. Çünkü e, bizim taraftar sevmez böyle şeyleri. O transfer markında 25 yazacak. O zaman iyi futbolcudur. İsterse çöp olsun. Gelsin Fenerbahçe'de 2'ye düştü değer önemli değil. Diye. Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal haksızlık yapmayalım. 10 da 10 tesadüf değildir arkadaşlar demiş. Sports Digital'da. Ee, şimdi onu da ona tesadüf diyen kafayı sıyırmıştır zaten. Bak kafayı gerçekten sıyırmıştır. Şimdi şöyle bir Fenerbahçe var. 2023-2024 sezonuna girerken 17 farklı iş sektöründen 20 ayrı şirket Fenerbahçe'ye sponsor olmuş. Gizli sponsoru da yok bu arada kulübün. Kulübün ekonomik anlamda nefes alabilmesi için hayati önlem taşıyan bu konuda başarılı bir iş çıkarılmış oluyor. Fenerbahçe bu sponsorluklarla birlikte önemli bir gelir elde ediyor. Ancak bazı kendine bilmez ukalalar, Serdar Ali Çelikler gibi Fenerbahçe düşmanları Altay Bayındır'ın Manchester United'a hülleyle yanlış duymadınız hülleyle transfer olduğunu iddia edecek kadar düşmüşler. Yani söylediklerini de sürekli inkar ediyorlar. Maalesef. Altay Bayındır'ın menajeri Serdar Ali Çelikler'e bir şey so e şey yapmış, göndermiş bir açıklama göndermiş. Hani 18 artı olarak mı versek, 31 artı mı versek bilmiyorum ama şöyle bir açıklama. Serdar Açelikler'e cevabımdır. Uzun yıllardır bizler ve birçok Türk sporcu için asılsız ifadeler kullanıyorsunuz. Milli spor stüdyoları değersizleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizin ve bazı meslektaşlarınızın yersiz açıklamalarını yıllarca görmezden geldim ama artık kısa da olsa cevap vereceğim. Sizi anlıyorum. Bunları gündemde olmak için yapıyor olabilirsiniz. Ancak kamuoyunun tüm detaylarıyla bildiği bir süreci çarpıtmaya çalışmanız bizlere oldukça komik geliyor. Siz en basit özetle dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birinde ülkemizi ve bayrağımızı temsil eden milli bir sporcuya haksızlık yapıyorsunuz. Tırnaklarla kazanarak elde edilen hiçbir başarı asılsız iddialarla kıymetini kaybetmeyecektir. Kutlamayı ve takdir etmeyi bilmek önemli bir erdemdir. Her zaman iyi niyet ve sevgiyle demiş. Yalnız kartındaki kişinin iyi niyet ve sevgisi sıfırın altında. Bir tane de bunun kankası var. Üm it Özat var. Bir de bunların ekurisi çıkmış. Serhat takın diye. Yani Serhat Akın da onlara uymuş Ümit Ezat'ta. Ümit Özat Serhat Akın'a demiş ki "Lanangut seni sen mi beni kaptan yaptın?" demiş. Giyin birbirinize ete para vermeyin. Para vermeyin. Şimdi Arkadaşlar algılara bakar mısınız? Bak. Yani Galatasaraylılar Tadiç çöp çıkmış. Ümit Özat öyle söyledi diyorlar. Ziyech'in 20 dakikada yaptığını tadic hala yapamamış mı? Bu kadar mı salak olur insan? Bu kadar mı salak olur? Ziyech 20 dakikada 4 gol, 2 asist, hatta daha da arttırması için mecburen diyorum matematiksel olarak, yani daha da iyisini yapmış ya. Ziyech 20 dakikada 5 gol, 2 asist yaptıysa tadic çöptür, kabul ediyorum. Tadic çöptür. Yani eğer 5 gol, 2 asist yaptıysa, yok yapmadıysa, bunu diyen kişinin beyni yoktur. Beyin firardır. Ya nasıl kıyaslayabiliyorsun ya? Nasıl kıyaslayabiliyorsun? Nasıl 20 dakikada yaptı diyorsun? Utanılacak bir şey ya. Boş boş konuşuyor ya. Millet tartışmaya giriyor. Ya tad iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor Fenerbahçe taraftarı. Ya bir şey deyince de Ümit Özat Fenerli iyi de Fenerli değil mi diyor. Ya arkadaş Adana Demir deplasman'ında Hakem efsane maç yönetti demiş geçen sene. Ya Ümit Özat Samanyolu TV'deki yemek programına katılmış birisidir. Fetullahçı olmayan hiç kimse o STV'nin içine girip de ya da Fetullahçılarla bağlantısı olmayan hiç kimse o STV'ye girip de o programa katılamaz. Ben A-Spor'da canlı yayına çıkabilir miyim? Asla çıkamam. Çıkamam. Çünkü Trabzonspor ve Galatasaray'la ilgili hiçbir bağlantım yok. O yüzden beni asla Aspor spor almazlar. Beni a, a aldıklarını düşünün. Ne dersiniz? Ulan hoca kesin arkana bir milletvekili falan aldın. Kayseri milletvekillerini falan aldın. Yoksa çıkartmaz dersin. Doğru mu? Ya doğru mu? Livakovic çöp çıkmış. Bak muhabbetlere bak. %90'ı bu üm it özatı baz alıyor. Ya arkadaş hakem kollar birini. Kollamadı der. Fenerbahçe'yi doğrar doğramadı der. Ya bunları takip etmeyin ya. Nasıl Fenerbahçe'lisiniz ya? Mehmet Demir Demirkol çıkmış işte Tadiç çöp çıktı falan filan. Ya Tadiç oyun aklıdır. Teknik direktör. Kenarda elini kolunu kaldırmaz, bir şey yapmaz ama takımı sürekli kazanır, kütür kütür oynar. Hiçbir şey diyemez. Bak. Mehmet Demir şu cümleleri çok hoşuma gitti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı bazı transferleri anlamakta zorluk çekiyorum. Oyuncuya 30 milyon euro teklif var. Fenerbahçe ve Galatasaray'a 4 milyona imza atıyor. Anlamıyorum demiş. Bunu Icardi için söylediğini açık açık söyleyecek kadar delikanlı değil misin? Açık açık söyle kardeşim de ki ben bunu Icardi için söylüyorum de. Yani Arabistan'dan 30 almış gitmemiş. Çünkü neyse. Yani ee... <laughs> yani bir şey diyeceğim de neyse. Bir de var ya kendileri de inanmaya başlamış. Ee, diyor ki biz diyor 39 milyon euro yıllık ücret veriyoruz diyor Altı Saray Başkanı lan. Kendin açıklamadın mı? 10 sponsor 10 veriyoruz aslında. 4 gösterdik. 6 sponsor veriyor demedin mi? Ben neyse. Tuhaf. Şimdi Fenerbahçe Süper Lig'de bir maç eksiğiyle yakaladığı 23 net gol pozisyonu ile en fazla net gol pozisyonu yaratan takım olmuş. Bakın 23 net gol pozisyonu. Peki ikinci sırada kim var biliyor musunuz? Hatay Spor. Hatay Spor. Fenerbahçe 23 net gol pozisyonu yakalamış. 23 tane attı mı? Attıysa konuş. Atmadı. Atmasına gerek var mı 23 tane? yakaladığından bahsediyoruz. Biz ofansif oyundan bahsediyoruz. Ya keşke de atsa. Sizin hepinizi bir sustursa. Hepinizi sustursa. Başka üm iç, özat ve avanelerini sustursa. 23 pozu. ikinci sırada Hatay Spor. 13. Nasıl yani hocam? Fenerbahçe bir maç eksik oynadı. Ona rağmen ikinci sıradaki Hatay'dan 10 gol pozisyonu daha mı fazla daha fazla. Üçüncü sırada Konya Spor 13. Hocam Galatasaray çok iyi oynuyor. Şampiyonluğun adayı aldı babayı şeyi 12 Galatasaray, Kasımpaşa 12, Rize 11, Alanya 10, Gaziantep 10. Bakın, 5'te 0 çeken Gaziantep'a. Ankara Gücü 9, Kayseri 9, Trabzonspor 9. Sofa skorun gerçek veriler bunlar. Edin Ceko. Şimdi Icardi'yi övün. Sıkıntı değil. Benim açıma hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz kadar övün. Icardi'yi geride bırakarak ligin gol beklentisi en yüksek oyuncusu olmuş. 3.14. Icardi bu arada 3.0, İkinci sırada. Embaye Niang 2.67 3. sırada. Mametiam 2.64 4. sıra. Kaleci 2.09.5 Burada Dusan Tadiç işte 10. sırada 1.76 yani 4 büyükler içerisinde. Hani şu çöp olan, çöp çıkan. Ya ne kadar meraklısınız Fenerbahçe futbolcularını yerin dibine sokmaya. Ne kadar meraklısınız Fenerbahçe futbolcularını aşağılamaya. Ayıptır. Ayıp. Orada Sofa da teşekkürler veriler için. Ayıptır. Ahmet Ercanlar. Fenerbahçe'nin yeni stadını bence devlet yaptırmalı demiş. Hulusi belki de diğer tüm takımlara yaptırdığı gibi çünkü çok büyük bir bütçe kulüp olarak karşılamak çok zor demiş. Merak ediyorum hangi yeni stad? Hani kastedilen ne? Ben onu anlamadım yani hangi yeni stad? Stadı yıkıp yenisini mi yapıyoruz? Çözemedim. Çözemedim vallahi çok. Ay garip garip işler. Şimdi ee, neyi konuşalım? İsmail Kartal 6 numarada Crespo ve İsmail Yükseğe emanet edecekmiş. Me mecbur kalmadıkça iki oyuncu değişmeli oynayacakmış. Ya bunu sokakta çocuğa sorsan o da bilir. Değil mi? Hani, sokakta çocuğa sor artık kim oynayacak diye o da bilir diye düşünüyorum. Yani aksini de düşünmek zor, imkansız. İmkansıza yakın. Carlo Ancelotti Arda Güler'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını açıklamış. Sevindirici bir şey. Bu arada TFF'den toplantı gerçekleşti. Gerçekleşti. Gerçekleşmesine ancak Stefan Kuntz'la ilgili resmi karar bugün açıklanacak. Siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde açıklanmış olabilir. Yeni teknik adam da Cuma'ya kadar açıklayacaklar diye. Arkadaşlar Arioli isminin doğrulattım. İlginçtir. Abdullah Avcı falan da düşünüyor. Fatih derim. sanırım yanaşmıyormuş. İsabet oldu. Ama bir sürü sıra oyuncu oynatırdı. ki Sattıklar olurdu falan diye böyle şey sayıyormuşum. Hani bizim oyuncular gidiyor sakatlanıyor. Garibim oyuncularımız. Galatasaray'ın oyuncular da Karnım ağrıdı. Yok benim sünnet düğünüm var falan filan diyor. Sonra onlarınkiler milli kahraman bizimki de terörist ilan ediyor. Enteresan. Hiçbir terörist ilan etmesin. Mesut Özil Löv olayı medyaya düşmüş. Arkadaşlar medyaya düştüğüne göre bu artık olmaz. Niye? Medyayla mı iş yapıyor bizimkiler? Evet medyayla iş yapıyor. Hamit altın top. Gurbetçi olduğu için hani halk arasındaki tabirle Almancı diye ta lanse edildiği için bunları isteyecektir. Ama bilmiyorum nasıl olur, nasıl eder. Bir garip bir işler bu işler. TFF'ye önerim Aykut Kocaman. Lobisi. Sosyal medya ağı. Whatsapp grubu yok. Ama UEFA Avrupa Ligi yarı finali var. Türkiye Ligi şampiyonluğu var. 29 yıl Türkiye Kupası kazanamayan Fenerbahçe'ye kazandırdığı iki Türkiye Kupası var diyor. Altan Tanrıkulu. Katar ekibi Al Ahli Julian Draxler ile 2 yıllık sözleşme imzalamış. Bonservisi 9 milyon euro. Bunu şu yüzden söyledim. Zaten hocam piyasa değeri 6'ya kadar düştüydü. Bunu şu yüzden söyledim. Bu sene Arap Baharı yaşandı. Böyle bir bahar yaşandı ki e Öyle bir bahar yaşandı ki her şey olabilirdi bu baharda. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ve buna rağmen futbolcu almak da zordu. Hayırlısı olsun. Ee, yine de devre arası için. Ya, Perşembe günkü maçla ilgili dün video çektim. Videoda bir şeyler söyledim ama bugün size gerçekleri söyleyeceğim. Üyelerle birlikte. Arkadaşlar. Kalede Livakovic. 1. Sağ bekte Osayi. Bekao. Ciku. Stoper Sol bekte Osterwolde. Şu an mevcut kesin. İsmail Yüksek orta sahada. Mert, Hakan, Yandaş. ikisi yan yana arkadaşlar. Ya da Fred de olabilir burada. Tam karar verilmedi buna ama İsmail Yüksek Mert Hakan yandaş ilk 11'de. Osterwold'de ilk 11'de. E, Ciku ilk 11'de. Ama Livakovic o sahibi kavacı Ciku Osterwold'de. İsmail Yüksek Mert Hakan yandaş Fred gibisinden. Sonrasında e, Ryan Kent kanadın birinde. Batshuayi kesin olarak forvette. Diğer kanatta da Tadic öngörülüyor ama Bilmiyorum nasıl olacak. Osterwolde ile Tadic'in uyumu yok. Bence Tadic yerine e, Bence Tadic yerine Kent oynar. Bak ben size söyleyeyim. Sağ kanatta da İrfancan Kahveci oynar bence. Yani hem Tadic hem Livakovic, Livakovic diyorum. Hem Tadic hem Ceko yedek kalır diye düşünüyorum. Yani Perşembe günkü ilk 11'im An itibariyle Livakovic, Osai, Bekao, Ciko, Osterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrpancan Kahveci, Batu Şuhayi, Ryan Kent şeklinde bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, zaten sosyal medyada Batu Şuhayi taktik idmanda oynattı diye düşmüş sanırım. Yani Hal böyleyken benim duyumum gibi olmayacak. O yüzden de rahat rahat söyleyebilirim. Herkese söylediği şey olunca. Ama Osterwolde ve Mert Hakan Yandaş ve Kent kesinlikle ilk 11'de. Osterwolde bir Mert Hakan 2, Kent 3, İsmail Yüksek de oynayacak 4. Ama Zaihts'ı oynatma düşüncesi de var. İsmail, Mert Hakan, Zaihts düşüncesi de var. Hani Fred yerine Zaihts yazayım ya. Açıkçası Livakovic, Osayi, Bekavo, Cicosterwolde İsmail yüksek, Mert Hakan yandaşı Zaihts dedim ama yok. Zaihts bu kadar tepkiyle Zaihts'ı oynatır mı? Ben olsam Şimanski oynatırım. Yani Livakovic Osay Bekava, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Şimanski, İrfan Can Kahveci sağ kanatta solda Kent. Forvet'te Batu ile başlarım ben olsam. Kazanalım da kim oynarsa oynasın. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.